Merhaba sevgili dostlar, iyi günler. Hızlı tren projelerinde son durumla ilgili yayına hoş geldiniz. Türkiye genelinde yapımı devam eden hızlı tren projelerindeki güncel gelişmeleri aktaracağım. Ankara-İzmir hızlı tren inşaatında bir inceleme yapıldı ve 2027'de hizmete gireceği açıklandı. Tünel viyadük çalışmaları, Bayat 2 tüneli Afyon sınırları içerisinde, bir de Sinanpaşa'da yarma imalat altyapı platformları incelenmiş. Eşme Salihli tarafında T23 tüneli, Manisa Alaşehir şantiyelerinde çalışmalar varmış. Tüneller T1, T2, T3 diye gidiyor. Polatlı'dan İzmir'e doğru T1, T2 diye gidiyor. T23'te Eşme Salihli arasında. Ankara Polatlı arası zaten Ankara İstanbul hattının ortak bölümü. Konya hattı da oradan geçiyor. 624 kilometrelik bir proje. 3,5 saat olacak. 9 istasyonda duracak. Afyon, Uşak, Manisa, İzmir. İzmir derken Menemen'e gelecek. Manisa üzerinden. Bypass edilecek diğer hat için şu an bir çalışma düşünülmüyor. Ankara, Afyon, Karahisar 1 saat 40 dakika olacakmış. 67 viyadük, 66 köprü var. 40,7 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel var. İrili ufaklı yani. Kimi 500 metre, kimi 1000 metre, kimi 2 kilometre. Bunların hepsinin toplamı 40,7 kilometre tünel. 49 tane. 67 tane de viyadük var. Toplam 21,2 kilometre. Ve 66 köprü. Proje tamamlanınca ilk etapta günde 8 trenle çalışma yapılacakmış. Muhtemelen bu karşılıklı olur ve 8 gidiş 8 geliş şeklinde olur gibi duruyor sevgili dostlar. Tabii diğer projeler ne durumda? Ankara-İzmir 2027 muhtemel midir? Zor yani 4 sene içerisinde hepsinin bitmesi zor ama belki Ankara-Afyon arası bitebilir. Şimdi neden zor olduğunu da resmi belge ışığında anlatacağım. Ulaştırma Bakanlığı'nın yayınladığı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu Temmuz 2023'te yayınlandı. UAB.gov.tr'den siz de bakabilirsiniz. Ekrana yansıttım PDF dosya. Burada her şey var. Havayolu var, deniz yolu var, karayolu var, hızlı trenler var, normal trenler var, kent içi ulaşım, metrolar, tramvaylar hepsi var. Dolayısıyla bakalım işler öyle ilerliyor mu? Mesela İstanbul'da 3. köprüden geçecek hızlı tren. 3. köprü kaç sene oldu açılalı? 7 sene mi oldu? Hala ortasında 2 hatlı boşluk yer var, tren yok. Ama her seçim döneminde her zaman yapacağız, edeceğiz diye söyleniyor. Öyle mi peki? Bakalım, dış finansman aranıyormuş. Hazine Maliye Bakanlığı'nın onay bekleniyormuş. 2020'de girmiş. Bakın 20.000 TL ödenek ayrılmış ama sıfır harcama. Türkiye'nin şu anda risk primleri ortada, finansal durumu ortada, döviz patlaması ortada. Dolayısıyla televizyonlarda verilen bilgilerin ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Yerköy Kayseri. Kredi onayı sonrası yapım çalışmaları başlanacaktır. Buraya muhtemelen temel de atıldı. Bakınız 2 milyarlık bir ödeneği var. 2023'te Haziran'a kadar ne kadarlık iş yapılmış? Sıfır. Zero. Aksaray Ulukışla Yenice. Buranın özellikle Ulukışla Yenice bölümü çok önemli. Çünkü Konya Karaman hattı açılmıştı. Karaman Ulukışla devam ediyordu. Bunu Mersin ve Adana'ya bağlamak için. Bakalım burada ne var? 2000 TL'lik ödenek ayrılmış. Sıfır. Devletin resmi belgesinden okuyorum. Kendim uydurmuyorum arkadaşlar. Sıfır. Hiçbir iş yapılmamış 6 ayda. Ankara-İzmir'den az önce bahsettik. Burada bakın 508 kilometre diyor. Az önce 624 kilometre diyordu. Tabii Polatlı-Ankara arasını saymıyor. Polatlı'dan Banaz'a kadar 30 ay demiş. Banaz'dan Salihli'ye kadar 42 ay. Salihli'den Menemen'e kadar 30 ay diye bir takvim öngörülmüş. 3,5 saate. Bakınız 2020'de girmiş. Tabii daha öncesi vardı bunun. O ihaledeki işler tamamlandı. İkmal ihalesine çıkıldı komple. İngiltere'den muhtemelen bir kredi bulundu. Tekrar bu işe başlandı. 8,5 milyar TL ödeneği var. Yapılan iş 286 milyon TL'lik bir iş. Yani %3. 6 ayda %3 ilerlemiş bu projede. Yani 8,5 milyarlık iş yapılması hedeflenirken
286 milyonluk muhtemelen seçim dönemi, işte şey dönemi, krediler serbest kalmadı, beklendi vesaire. %3 ilerleme olmuş bu sene. Sene sonuna kadar da 3 puan daha ilerler, %6. Dolayısıyla işler öyle lanse edildiği gibi değil maalesef. Belki başlangıç işleri olduğu için mobilizasyon, şantiye vesaire, o yüzden yavaş ilerliyor olabilir. Bursa hattında neler var? 201 kilometre uzunluğunda. 2021'de bu da yine ikmal ihalesi yapılmıştı. Normalde Bursa Yenişehir arasına başlanmıştı. Yenişehir Osmaneli arası yoktu. Tekrar ikmal ihalesinde orayı dahil ederek hem tamamlama, birinci etabın tamamlaması hem diğer etabın da yapılması. 2021'de başlanmış 4,6 milyar TL ödeneği var. 2,5 milyarlık iş yapılmış. Evet. Yani %50 ilerleme var. İşte şu ana kadar devam eden işlerde en böyle yolunda giden iş Bursa hattı. Demek ki buraya öncelik veriliyor. Önce Bursa'yı bitirmek hedefleniyor. Ödeneklerden öyle anlaşılıyor. 2,5 milyarlık iş yapılmış. Demek ki bu ödenek bu şekilde devam edecek ve ilerleyecek. Bursa hattında işler şu anda yolunda gibi gözüküyor. Mersin Odana Gaziantep hattına 4,1 milyar TL ödeneği varmış yıl başında. 2,1 milyar TL'lik iş yapılmış. %46. Bu da demek ki normal rutininde ilerliyor. Burada bazı tünel birleşmeleri vardı. Onlardan bahsedilmişti. Dolayısıyla bu hatta belki Mersin Adana arası yakın zamanda açılabilir belki. Halkalı Çerkezköy. Tabi Isparta Kule Çerkezköy demek lazım buna. Çatalca'dan geçecek. Çatalca'dan da 3. havaalanına bağlantı var. 3. köprüye gidecek. Isparta Kule Halkalı arasında da Kanal İstanbul'un güzel yanına tünel için bir çalışmaya başlanmıştı. Kanal inşaatı yok ama bakın burası %732. Burada 7 kat fazla gitmiş buradaki işlerde. Bu zaten Avrupa Birliği kredisiyle gidiyor. 102 milyon ödeneği var. 750 milyonluk iş yapılmış. Ödenek üstü iş yapılmış. Demek ki krediler birden ateşlendi. Avrupa'da bir Londra Çin diye, Avrupa Çin diye bu demir yoluna önem veriyor. Tabi Isparta Kule Halkalı kısmına vermiyor kredi. Orası kanaldan dolayı. Burası bu şekilde. Bu da güzel giden bir iş olduğu anlaşılıyor. Isparta Kule Çerkezköy. Burası da Isparta Kule Çerkezköy sıfır demiş. Az önce %732 denen yer Halkalı Isparta Kule bölümü, o kanal bölümü. Burası Avrupa Birliği'nin kapsamı dışındaydı. Öz kaynaklardan gidiyordu. 9 kilometrelik hat Bahçeşehir'e kadar. Yer teslimi yapılmış. %732'lik bir iş yapılmış. Isparta Kule Çerkezköy sıfır. Herhangi bir çalışma yok. Görüyorsunuz ödenek. Divriği Kars Demiryolu. Burası da sıfır. Divriği Erzincan Erzurum. Burası ihale hazırlıklarına devam ediyor diyor. Zaten 2000 lira ödeneği varmış. Burası da herhangi bir çalışma yok. Kars Iğdır Aralık. Burası Azerbaycan'a giden bir hat. İran'a doğru inecek galiba. Bu da sıfır. Kırıkkale Delice Çoğum. Sungurlu Alacahöyük. Sungurlu OSB Delice. Ankara Sivas hattı açılmıştı. Onun Delice tarafından ayrılıyor. Samsun'a gidiyor. Samsun'dan da Sarp'a kadar gidecek. Bütün Karadeniz sahillerinden eğer yapılabilirse. Ama önce Samsun'a gelmesi lazım. Burada da ihale hazırlıkları devam ediyor diyor. Dolayısıyla hızlı tren konusunda konular böyle. Anlaşıldığı kadarıyla Ankara işte Bursa hattında bir çalışma var. İzmir hattı hareketlenmeye çalışıyor. Mersin Adana ilerliyor. Diğer şeyler biraz rutin. Tabi bu dosyada olmayan Ankara İstanbul hızlı tren hattının T-Tünel 26 çalışması var. O tünelin de yakın zamanda kazıları herhalde bir sene içerisinde bitecek işleri. 2024 denmişti çünkü. Ondan sonra seyahat süresi bayağı kısalacak. Bu esnada Köseköy-Gebze arasında 3. 4. hat yapımları var. Yine o Sapanca-Doğançay Viyadüğü'nün ikinci bölümü var. Onlar devam ediyor. Büyük uzun bir tünel var. Artı olarak da mevcut hattın Pamukova-Osmaniye arasının çift hatta çıkarılması için bir etüt proje ihalesi gündemde. O da devam ediyor. Bunların dışında işte Gebze'ye kadar hızlı tren gelecek. Gebze'den Haydarpaşa'ya gelmesi için
Haydarpaşa'da çalışmalar var. Peron imalatları başladı. Haydarpaşa kentvedemiryolu.com'da var fotoğrafları. Çeşitli platformlarda da görmüşsünüzdür. Orada 3 yol girecek. Dolayısıyla Haydarpaşa ana gar, baş gar, merkez gar sıfır noktası olarak, demir yollarının sıfır noktası olarak başlayacak. Trenlerin tüpü geçip Avrupa yakasına geçmesi biraz zor olacak gibi duruyor yoğun trafikten dolayı. Eğer üçüncü köprüden geçerse o zaman Halkalı'ya inecek. Bir diğer senaryoda Gebze Kurtköy'den Söğütüçeşme'ye direkt TEM aksından bir hat çekilmesi. Ama bunların hepsi maliyet demek. Yani şu anda yapımı devam eden işler çok yavaş ilerliyorken sıfırdan başlayacak işler daha böyle zor olacaktır. 2023 hedefleri vardı. 10 bin kilometre hız tren hattı olacaktı. Ama şu an onun %15'i, %20'si gerçekleşti. O da çift hat üzerinden. Ankara, Sivas, Konya, Karaman, Ankara, İstanbul yarım olarak var. Bunlar 1502 kilo, 2000 kilometre oluyor. Dolayısıyla şu an bu hedefler 2030, 2040, 2050, 2071'e doğru gidiyor. Para lazım çünkü dolar kurundan dolayı. Benim anlatacaklarım özetle bu kadar. Hızlı tren projelerini anlatmaya çalıştım. Son durumu aktarmaya çalıştım. Resmi belge ışığında. Şantiyeden değil. Bunlar finansal gerçekler. Şantiyedeki gerçekleri de ayrıca ele almak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bir like atalım, abone olalım, bildirimleri açalım.